kıyafetlere göre kör buluşma, bir erkek, dört kadın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bravo! Alkış. Yanımda görmüş olduğunuz gibi bir erkek, perdenin arkasında dört adet kadın ve birbirleriyle kıyafetlerine göre kör buluşmaya çıkıyorlar. Ve yanımda da bazılarınızın diyeyim tanıdığı, bazılarınızın tanımadığı, yakışıklı mı yakışıklı, genç mi genç, dinamik mi dinamik, tarz mı tarz kardeşim Batu var. Batu hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Rica ederim. Sen de öylesin. Keyifler yerinde. Çok iyi. Harika. Mutluyum. Konseptimizi biliyorsunuz zaten. Biliyorum aynen. İyi bir seçim yapmak istiyorum sadece. Tamam. Süper. Bize bir minik kendini tanıtır mısın? 21 yaşındayım. İTÜ'de okuyorum. İnşaat okuyorum ama sakalım çıkmıyor. Evet. Bu yani. İnşaattan daha... bir kariyer düşünüyor musun? İnşaattan bir kariyer olursa olur, olmazsa olmaz kafasındayım. Onun dışında 12 sene yüzdüm, milli takımdaydım. 12 sene yüzdün. Aynen. Sende yüzücü sırtı vardır o zaman. Tabii. Hanımlar olsun duydunuz mu? Evet. 12 sene yüzmüş yani. Böyle bir sırt sizi bekliyor burada. İnşallah. Maşallah. Güzel. Beraber olmak istediğin kadında, hayalindeki kadında nasıl özellikler bekliyorsun? Şimdi ilk başta etkilenmem için dış görünüş. Ama ilk herkese bence böyle. Daha sonra da karakter. Bir kadının dış görünüşünde ilk baktığın şey nedir? Gülüş. Gülüş. Aynen. Vay be. Hafif böyle. Sonra gülüş. Saç. Sonra saç. Aynen, sonra gidiyor işte. Tabii. Sarışın mı, esmer mi? Ben kumral sarışın esmer sırası sanırım. Kumral, sarışın, esmer. Aynen, o üç öyledir bende. Benim çok ünlü bir sözüm vardır. Dinliyorum. Geçenlerde bir kamyon arkasında görmüştüm bunu. Bak aslan nasıl gülüyor. Sarışın için dünyaları yakarım. Aynen, esmer için. Ama esmer için sarışını da yakarım. İyi bir söz. Beraber olacağın kadının nasıl giyinmesini istersin? Çünkü bugün konseptimiz biliyorsun kıyafetlere aynen, göre şimdi... değil. Her turda bir arkadaşımızı eleyeceksin ve sona kalan arkadaşımız senin hayatının aşkı olacak. İnşallah. İnşallah, İnşallah diyelim. Öncelikle çok fazla böyle dar giyinmesini istemem. Hı hı. O en önemli şey bence. Hı hı. Ondan sonra nereye göre giyineceği de değişir bence. Giyinmesini evet. Bilsin hani. Ben karışmam zaten hiçbir şeye. Ama o kendi kafasını ayarlasın, kendine yakışanı giysin. Evet. Şöyle bir ayakkabılara bak bakalım. Baktım bir evet. Ne düşünüyorsun? Şimdi ilk başta tabii çok bir tanesini göremiyorum direkt. Evet. Öyle bir olay var. Bak açtı hemen senin için. Ha, tamam okey. Şimdi görebiliyorum. Klasik botunu giymiş. Aynen. Şimdi ayak numarası sorabiliyor muyuz? Tabii ki. Her şeyi sorabiliyorum. Tabii ki her şey. Tamam ben bir numaradan sorulara başlamak evet, istedim. Başlayayım. Bir numara kendini tanıtabilir misin? Merhabalar. Merhaba. Fatma ben 32 yaşındayım. Şu an çalışmıyorum. Çalıştığım zaman da muhasebe olarak çalışıyordum. Hangi okuldan bir de hangi bölümden? İstanbul Üniversitesi'nde Adalet bölümü okudum. Hı hı. Okuduğum bölümle çalıştığım bölüm farklı biraz. Peki, 32 yaşındayım dedin değil mi bir numara? Evet. Evet, yaş senin için sıkıntı mıdır Batu? Şimdi şöyle, bence erkekler daha geç olgunlaşıyor. Aha. Ben bir kere 21 yaşındayım. Evet. 11 yaş fark var ve benim geç olgunlaştığıma inanırsak aha, birazcık sıkıntı. Sıkıntı diyorsun. Bence. Sence. Peki arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ilişkilerde, aşk hayatlarında yaş önemli bir problem mi? Böyle yaş aralıklarına çok inanıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Aşağı yorum kısmında belirtmeyi unutmuyorsunuz. O zaman evet. Son bir soru daha sorayım mı bire? De nereli oldu? Herkese soracağım bunu. Ben Kocaeli'yim. Tamamdır, teşekkür ederim. Şimdi iki numara kendini tanıtırsa çok sevinirim. Merhaba, ben Aydan. 22 yaşındayım. Sinema okuyorum. Azerbaycanlıyım. Hangi? Azerbaycanlısın? Evet. Farklı kültürler, farklı hayatlar. Ben seni seviren. Ben de sizi severim. Ben de sizi severim. Çok iyi. Son bir soru, hangi okulda okuyorsun? 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Tamamdır, teşekkür Samsun ederim. Aksan çok iyi değil mi? Bayağı evet, değil mi? Garip bir hoşuma gitti. Üçüncü de kendini tanıtsa. Merhaba, benim adım Mevsim. 24 yaşındayım. Almanca öğretmenliği okudum Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde. İstanbul'da yaşıyorum ve dansçıyım. Wie heißt du? Danke. Bir de nereli oldun? Zonguldaklıyım. Tamamdır, teşekkür ederim. Ereğli mi? Değil, Devrek. Hiç bilmiyorum. Evet, 4 numara. Merhaba, Tuğde ben. 20 yaşındayım. Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Acun Medya Akademi'de ileri televizyonculuk bitirdim. Adanalıyım. Acun abi! Abi bak dün video çekmiştik, hatırlıyor musun? Ben Burak hani. Abi takım falan sormuşum. Adanalıyım. Bu arada söylediğin ve istediğin her şeyi ben karşılıyorum. Haberin İzledim olsun yani, söyleyeyim dedim, bilgin olsun. CV'de sonra var. Pişman olma. Vay. 4 numara şey çıktı, istekli çıktı sana karşı. Evet, bir tık öyle oldu. Süper. Senin için çeşit çeşit kültürlerden evet, insan getirmişiz. Bak, İngiliz dili edebiyatı okuyan var, Alman dili edebiyatı okuyan var, Azerbaycanlı var, bir de 32 yaşında muhasebeci var.
Hani o da farklı bir kültür diye o. Hepsi farklı bir kültür. Tabii tabii. Yaşanmışlık var bir kere, tecrübe var. Evet, o beni biraz korkutuyor işte. Niye? Şimdi ben 21'im ya. Aha. 32 her şeyi daha fazla yaşamıştır mesela. O yüzden ben yeni bir şeyler katabilir miyim mesela bir noktada, anladın mı? Ama belki de aradığı ve hayatta istediği kişiyi bulmuştur. İstediği özellikleri, nasıl birisi istediğini tamamen şey yapmıştır. Ve belki de o istediği özelliklere sahip kişi sensindir. İşte ben daha o evrede değilim. Ya sen daha ne istediğini bilmiyorsun. Aynen. Güzel, güzel. Daha harika. Çünkü gelecek planımı mesela sordun. Aha. Onu bile açıklayamadım ya. Evet. Noktada okul mu, influencerlık mı? Aha. O yüzden daha o biraz hızlı geldi. Öyle bir kafamda soru işaretleri var. Peki, o zaman ilk turumuzda birisini elemen gerekiyor. Bu üzücü bir kısım. Bu üzücü bir kısım. Evet. Peki elemem dediğin kişi kim? Asla elemem dediğin. Şu an öyle bir kişi yok. Yok mu? Şu an, ama son ikiye koyacağım biri var. Öyle mi? Aynen. Son ikiyi alalım o zaman senden. Son ikiye koyacağım bir kişi belli. Kimdir hocam? 4 numara. 4 numara. Çok iddialı konuştuğu için. Evet, 4 numaranın bir böyle sesinde bir özgüven, böyle bir aynen, istek, bir şey vardı. Peki en çok beğendiğin ayakkabı aralarından hangisi? En çok beğendiğim... Şimdi 2 ile 4 arasındayım. Hmm. O ikisi de eşit benim için sanırım. Öyle mi? Aynen. Süper. O zaman üzülerek ben bir arkadaşımız... Ben eşit olabilecek bir kız değilim. Efendim? Ben kimseyle eşit tutulabilecek bir kız değilim. Oo. Çok şey hissediyorum, baskı altında hissetmeye başladım şu anda. Batucuğum, seni isteyen 4 tane hanımefendi arkadaşımız var. Ama üzülerek, oyun kurallarımız gereği bu turda birisini elemen gerekiyor. Şimdi çok üzülerekten ben 1 numarayla vedalaşmak istiyorum. Öyle sanırım. Mi? Evet. Direkt, emin misin? Eminim. Çok hızlı oldu. Bir tık. Çok hızlı oldu. Yaş mı problem? Evet, yaş problem. Gerçekten. Gerçekten. Diğer üçü de yaşlar yakındı. Onlar biraz daha kafamın uyabileceğini düşündüm. Çünkü ben de daha çok büyük değilim. O yüzden o büyüklük bana fazla kaçar. Anladım. Seni biraz korkuttu gibi korkuttu. Yaş. Korkuttu, aynen. O zaman 1 numarayı üzülerek perdenin önüne alıyoruz. 1 numara. Çok kötü bir andı. Bak ne kadar güler yüzlü bir insan. Hoş geldin, merhaba. Şuraya alalım seni. Ne düşünüyorsun 1 numaranın kombini hakkında? Ya sadece yaştı benim için kafamdaki olay. O yüzden kusura bakma, olsun, onu isterim. Değil, özür dilerim. Başarılar diliyorum. Ben de sana başarılar diliyorum. Ah be, ah be. Kızım gerçekten çok kötüymüş bu arada. Kızım kötü. Bunu beklemiyordum. Arkadaşlar, siz Fatma'nın kombinine 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtiyorsunuz. Fatma'cığım, katıldığın için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kendine ederim. İyi bak, görüşürüz. Bay bay, seni uğurluyoruz. Hoşça kal. Evet. Bu kısımda da geçsek olmuyor. Çok üzüldüm bu kısımda. En güzel kısımlar buralar. Benim en eğlendiğim kısımlar buralar. Müthiş, harika. Güzel. 3 tane. Yaşlar kaçtı? 22. 24. 20. Harika, süper. Artık ortalama. Süper, aynen. Müthiş. Ortalama yaş skalamıza geldik. O zaman bir sonraki tura geçelim ve kıyafetlerin alt kısımlarını görmek için perdemizi kaldıralım. Şu an temel fıkrasında gibi hissediyorum kendimi. Alman, İngiliz. Böyle bir şeyler oluyor. Evet. Yavaştan açılıyor. Umarım boydan kaybetme. Ne düşünüyorsun kıyafetlerin alt kısımları hakkında? 2'deki pantolonu ve 4'teki pantolonu bayağı beğendim. Öyle mi? 3'tekini çok beğendiğim söylenemez. Bak bak, 2'nin pantolonu evet çok güzelmiş. 2'nin tırnakları da görebiliyorum. Bu birazcık spoiler oldu. Evet. Için fazla bir spoiler oldu. Spoiler oldu ve boyları da sanırım sıralı, anlayabiliyorsun. Daltonlar gibi dizilmişler. Aynen öyle olmuş birazcık. Doğru mu boyunuz? Evet. Değil mi? Kısadan uzuna evet, doğru sıralısınız şu anda. Evet. Şimdi soru ama sorabiliyorum. Ama topuklu farkını da ekarte etmeyelim lütfen. Topuklu farkını, evet topuklu var. Son 4 numarada bir topuklu ayakkabımız var. Bir sıkıntı o zaman... varsa ben topukluğumu çıkarabilirim ama yine de ben uzunum. Ooo! Peki beraber olacağın kadının boyu nasıl olsun istersin? Benden uzun olmasın. Senden uzun olmasın. Olmaz. Senin boyun kaç? 1.84. 4 numara boyun kaç? Benden uzun işte. Kesin 82 falan çıkacak bu arada. Boyunu öğrenebilir miyiz? Hayır hayır, 1.72. 1.72 yani kadın boyunda 1.85. Bana inandırıcı gelmedi birazcık ama daha uzun durmuyor mu? Değil mi? Abi zaten şöyle bir şey var. 1.72 kadınla 1.72 erkek kesinlikle asla aynı boyda değil. 1.72 kadın hiç nereden baksan 1.82 vardır. Benim bir arkadaşım vardı, çok takıyordu boya. 1.78'di, sevgisi de 1.78'di ama sevgisi 1.85 gibi gözüküyor yanında. O kadar diyorsun. O kadar farklı. Ben mesela yani, hayatta benim boyum 1.74. Ben hayatta kendimden uzun veya 1.74, 1.70 olan bir kızla beraber olamam zaten. Erkek kadın uyumu nasıl olur biliyor musun? Sarıldığın zaman
kadının göğsü buraya gelir. Tak. Buraya. Olay budur. Değil mi? Koruyucu böyle bir güçlü kaslı kollarına falan hissedersin. Bana göre bu önemlidir. Burada benden bahsediyorsunuz. Sen kimsin? İki numara. İki numara böyle bıcır bıcır birisi gibi. Evet, evet, iki numara çok neşeli birine benziyor. Evet, çok neşeli biri. O zaman arkadaşlarımı tanımaya devam edebilirsin. Evet, ben üçüne de hobilerini sormak istiyorum. Bu biraz şey olacak ama ben de yüzmeyi çok seviyorum. Kısa olmama rağmen. Onun dışında fotoğrafçılık yapıyorum normalde. Artı artı yazar. Kendim mesela en sevdiğim yer moda. Modaya gidiyorum, fotoğraf makinemi alıyorum. Manzaraları çekmeyi seviyorum. Gezmeyi çok severim, dağa çıkmayı çok severim, kamp yapmayı çok severim. Her şey var. Evet, her şey okeyim yani. Eğlenceli, seveceğim insanlar, her şeyi yapmayı okeyim. Harika. Şeyle hobileri okey. Hobileri okey, yaşı okey. Fotoğraf çekebiliyor. Aynen. O önemli bir şey. Evet, Azerbaycan yemekleri. Azerbaycan mesela. Yemekleri. Mesela. Çok aynen güzel öyle. Yemek yaparım bu arada. Tırnaklarıma bakma. Bence evet. Bak. Evet, 3 numarayı dinlemek istiyorum şimdi. Ben şu an daha çok evde vakit geçirmeyi seviyorum ama onun dışında dans ediyorum aktif olarak, zaten söylemiştim. Ben de uzun yürüyüşlere çıkmayı seviyorum köpeğimle. Daha önce de Türkiye'yi otostopla gezdim. Gezmeyi çok seviyorum. Herhangi bir şekilde, hiç fark etmez. O şekilde. Otostop ve köpek ayrıntıları evet, benim şeyim yandı. Evet, o hikayenin de bir şey garipleştirdim. Şimdi köpek, cins nedir köpeğimizin? Toy Poodle. Biliyor musun cinsi? Biliyorum. Hangi iyi, cins iyi bir cins. Ben de bir köpek alsam onu almak isterdim. Hmm. Aynen. Süper. Harika. Adı ne? Kaju. Kaju. Güzel de isim varmış. Turuncu mu? Evet. Nasıl bildim ama? Evet, 4 numara. Ben de 3 numara gibi dansçıyım. Genel olarak vaktim yani iş dışında dans da geçiyor. Hı hı. Kalan boş vakitlerimle de tabii ki hayatımdaki insanla geçirmeyi isterim. Hani hı hı. O ne derse, sen ne dersen Batu. Sen ne dersen Batu. Sen ne istersen yüzmeye de okuyayım. Efendim? Fotoğraf da çekerim, güzel çekerim. Kameram olmayabilir ama güzel çekerim. Buradan çok iyi bir teklifler var. Ne? Kafamı çeliyor. Kamera alınır canım, kamera nedir? Yani bıcır bıcırlığa falan hiç iki numaranın bıcır bıcırlığına aldan mı? Ben şu an kamera önü diye sakinim. Oo. Güzel. Dörtte bir dövme gördüm. Üçünde de dövme var mı ya da kaç tane var? Onu ben merak ediyorum. Bende var. Bende yok. Ben çok karıştı şu an bir sırayla. İki numarada dövme var dedin. Var. İki numara nerende dövme? Biraz ayıp olacak ama göğüs arasında var. Aha. Kolumda var. Hı-hı. Ayağımda var. Burada bir tane var. Benim de orada var bir tane. Bak, aynı yerlerde dövme çıktı. Evet. Üç numara sanırım sende dövme yok. Ben sevmiyorum dövme. Vücudum yeterince güzel bence. Dört numara. Bende biraz fazla dövme var. Ben seviyorum. Kaç dövmen var? Hani çılgınım biraz. Çılgın. Sayamayacağım kadar çok. Eğer zaten elemezse de. Ya kollarım dolu. Çıktığımda görecek zaten. Elemezse ve güzel bir date geçirirsek de diğer dövmelerimi öğrenebilir. Dört numara bu turda elenmemeyi fazlasıyla hak etti diye düşünüyorum ben. Ben demiştim ya birini elemeyeceğim. Evet. O dörttü zaten. Dört numara mıydı? Dört numara zaten başlangıçtan finale kalacağını şey yapmış. Bravo, bravo. Bak selamları da veriyor. İnanılmazsın. O zaman ben sen bir kişi elemeden önce bir böyle bir iyice emin olman için ilk temas, ilk enerji, o ilk şey çok önemli biliyorsun. O kıvılcım, o bir böyle bir hareketlenme, bir şeyler çıkacak edecek falan filan. O yüzden ben sırayla sen şöyle bir git el ele tutuş istiyorum yarışmacı arkadaşlarımızla. Önce iki numaradan başla bakalım. Birden pardon. İki numaradan pardon. Evet. 3 saniye istiyorum bu her süreç için. Evet. Tamam, okey. Ne hissettiğini de anlat. En son söyleyeceğim. Öyle bunları. Mi? Tamam. Sürprizi kaçmasın. Tamam, okey. Evet. Biliyoruz. Evet. Şimdi aralarda da yapmak lazım böyle şeyler. Burada. Ben burada çok bir tension hissetmeye başladım. Ortam biraz ısındı gibi değil mi Aslan? Ortam hafif ısındı. O zaman yani bence en zor anlardan birisi şu anda. Zor bir an evet. Zor bir an ama benim aklımda ben bir tahmin yapıyorum. Ben onu isteyecektim senden. Kime eleyeceğini. Ben sana söylemeyeceğim ama ben tahminde bulunacağım. Hatta kameraya tahminde bulunuyorum. Kulağıma da söyle. Hayır, gözünü kapat. Tamam. Gözünü kapatıyorsun. Bence eleyeceği numara bu. Evet. Ya bak yine çok kötü bir andayız. Bir arkadaşımızı elemen gerekiyor. Ben çift sayıların kalmasını istiyorum. Çift sayıların kalmasını istiyor ve son kararın mı? Son kararım. Emin misin? Eminim. Değiştirmiyorsun? Değiştirmiyorum. O zaman 3 numarayı üzülerek perdenin önüne alıyoruz. Çok özür dileyerekten.
Sen kaybettin diyor. Gayet pozitif bir insan, gayet güleryüzlü bir insan. Arkadaşlar 3 numaranın kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorum kısmında belirtmeyi unutmuyorsunuz. Ya o şey böyle, enerjiyi hissedemedim aramızdaki. Öyle mi? Aynen. Kombine üzerinden kaç puan veriyorsun? Kombine 7 veriyorum. 7, güzel bir kombin bence. 7 veriyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kal. Görüşürüz. Çok memnun oldum. Ben de. Ah. Soğuk. Soğuk kesinlikle. Soğuk yedin. Önümüzdeki turda bir arkadaşımızı elemen gerekiyor ve finalde hangi arkadaşımızla buradan date'e çıkacağını belirlemen gerekiyor. Çok zorlanacağım gibi hissediyorum. Ve hiçbir fikrim yok şu an. Bu arada az önce ben doğru tahmin etmişim. 3 numara elenecek diye kameralara göstermiştim ve 3 numara elendi. Bu oyunun kitabını yazmışız biz, ne yapalım. Bir sonraki raunda geçelim. Geçelim. Ve final raundumuzda eleyeceğin kişiyi belirlemek için kombinlerin tamamını, kıyafetlerin üstlerini görelim. Yanlışlıkla bütün hepsi açılmaz. Yok, ben tutacağım. Ama bu boy farkındasa... Bence durduralım artık. Ben bakıyorum. Şimdi ben böyle bir final görmedim. Ben böyle bir final görmedim. İki bambaşka tarzda bir insan. Evet, tamam, bambaşka. İki bambaşka aurası, enerjisi olan insan. Yani gerçekten erkekleri ikiye bölen bir seçenek karşımızda gibi. Bir yanda kısa boylu, minyon, bıcır bıcır diye tabir edebileceğimiz bir hanımefendi. Diğer yanda ise daha böyle çılgın, boyu uzun boylu, dövmeleriyle görmüş olduğunuz gibi tarzını yansıtan bir arkadaşımız. İkisinin de dene tarafını seç diyorum. Twix mi? Twix. Aynen. Arkadaşlarımıza sormak istediğin soruları sorabilirsin. Çok kafam karışık. Çok büyük kafam karışık. Bence kafanı karıştıracak bir şey yok. Çok iki tarafta çok iddialı. Evet. 4 numara ne diyorsun bu duruma? Yani bence de yok ama kafan karışıksa... İki tarafını uzaklaştırıyorum ben şu an. Bilemiyorum artık. Bu bir yarışma olabilir, şu an seçenek gibi durabiliriz ama ben hayatta bir seçenek değilim. Bunu önceden de söyleyeyim. Zeytin seviyor musunuz? Zeytin. Sen seviyor musun? Arkadaşlar, bir kadını tanımak istiyorsanız yapacağınız en güzel soru, sorabileceğiniz en güzel soru, zeytin seviyor musunuz? Batu, sen seviyor musun? Ben size sordum soruyu. İkiniz de yukarıya doğru ok veya aşağı doğru ok işaretini kullanarak evet veya hayır yapacaksınız. Üçten geriye saydığımda zeytin seviyor musunuz? 3, 2, 1. Hayda. Şey çözmedi ki bu yani. Bu hiçbir şey çözmedi. İkisi de zeytin seviyormuş. Ama Batu sevmiyorsa yani bir daha ağzıma sürmem, hiç sorun değil. Yok, bende öyle bir şey yok. Sevmiyorsa kendi sevmiyordur. Ben sevmiyorsam sevmiyorumdur ya da seviyorsam seviyorumdur. Ha, ben sevmiyorum abi. Benim için sevmesi lazım. Süper, harika. Ben sana bir yardımcı olacağım bu turda. Karakterli analizi yapmamız için en önemli şeylerden birisi burç, biliyorsun. Aynen. O yüzden burçlarımızı bir soralım. Ben Oğlak burcuyum. Taşıyorum da, inatçıyımdır, disiplinli ve çalışkan bir kızım. Kararlıyımdır, netimdir. Seçenek arasında asla kalmam. Benim bir tane Oğlak yakın arkadaşım var, bayağı yakın arkadaşım. Aynı. Haftada bir birbirimize girer küseriz. Her hafta ama... sabah koşu yaparım, her akşam koşu yaparım. Evet, mesela bu nettir. Her sabah ve akşam koşuyorsun? Evet. Günde iki kardiyo? Evet. Maşallah, ben yapamıyorum. Fiziğine dikkat ediyorsun yani. Yes. Yes, harika. Ama küçüğüm ben. Ama küçüksün. Evet. Güzel. Yapacak bir şey yok ona da. Boyun kaç? Sesim gitti. Boyun 1.55. 1.50? 5. 1.55. Okey bu. Yalan, 1.53. Ya. Tamam işte, 1.53. Yalan söyledin, net değil. Ooo bak. Net değil. Evet, Batu, az önce netim dedi ve 1.55'imde yalan söyledi. Wow. Batu bak, daha küçücük boy konusunda yalan söylüyor. Evet, 4 numara. Ben şimdi burcumu söyleyeceğim ama... İkizler misin? Aslan bence. Yükselenim aslan. Benim de yükselenim aslan. Ben de yani aslan. Ben de aslan. Bak, beni seç artık. Evimize gidelim. Ya evimize gidelim. Burcun ne 4 numara? İkizler. İkizler. Kardeşim ama şey ikizler. Değilim. Bir öyle bir böyle kararsız falan değilimdir yani. Kararlıyımdır gayet de. Bir soru daha soruyorum. Tabii ki. Hawaii Metro Madre izlediniz mi? Bayılırım. Hayır, izlemedim ben. Beraber yani izleriz. Ben 4 defa falan bitirdim. Beraber izleriz teklif geldi. Hiç izlememesi bir tık bir şey oldu böyle. Garip hissettim. Değil mi? İzlemesi böyle şey olurdu yani. Daha iyi olurdu. İşte sen bana izletirsin. 4 numaranın favori karakterini çok merak ediyorum. Kritik bir cevap bu arada. Bayağı kritik. Bunu arkadaşlarım da soruyor ve ben böyle kalıyorum. Ted değil.
Okey. Marshall diyeyim. Yani. Kötü, yani kötü. Aslında Barney benim de. Barney. Oo. Benim Barney. Senin Barney, onun Marshall. İki bir şey diyeceğim. Aslında yani. Barney de dedim. Aynı sırada Barney dedi. Öyle mi? Evet bu arada. Hemen kayıtlarda. Hemen bakalım kayıtlarda hemen, buna. Hemen. Vara gidebiliyor muyuz? Hemen vara gidelim lütfen. Evet. Yani. Kötü, yani kötü. Aslında Barney benim de. Barney. Barney benim Barney. De. Evet. Biliyorsun ki en önemli şeylerden birisi de koku. O yüzden ben diyorum ki şöyle sırayla 2 numarayı ve 4 numarayı şöyle bir kokla. Yalnız 2 numarayı görme. Eğilirsem görürüm. Heh, evet bak uzattı. Okey. Okey 4 numara. Okey çok benziyor. İkisi çok mu benziyor? İkisi de çok benziyor. İkisi de çok benziyor. Ama burnundan da olabilir. Hani tek bir kokuyu alıyorum galiba. Ne kadar aşk kokuşkusun? Çok hafiften. Seviyorum ama yerinde. Hem Harbiyiz hem Barbiyiz öyle düşün. 4 numara sen Harbi misin Barbie mi? Yani ikisi de ya. İkisi de mi sende? Yerine göre. Hani yes, Batuhan'ın, yerine göre. Batuhan'ın istediği gibi, nerede ne giyeceğimi bildiğim gibi, nasıl nerede Barbie, nerede Harbi olacağımı da biliyorum. İyi bir argümandı. İyi bir argümandı. İyi bir argümandı. Ben Batu'yu da daha fazla bekletmiyorum. Evet, Elice'yi arkadaş bence bulur. O zaman hangi arkadaşımızı, Elice'yi bize söyler misin? 3, 2, 1. Ben... 2 numarayı elemek istiyorum. Emin misin? Evet. Son kararın mı? Evet. Kim bilir olmak isterdi gibi hissettim şu an. O zaman 2 numarayı üzülerek perdenin önüne alıyoruz. 2 numara hoş geldin. Şöyle alayım seni. Şöyle gel bakalım. Memnun oldum. Ben de. Özür diliyorum. Önce sen kendin kaybettin. Yani bu bir yarışmaydı. Bir kişi kalacaktı. O yüzden elemek zorunda kaldığım gibi hissediyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Ya öyle olabilir. Kombin hakkında ne düşünüyorsun? Kombin bayağı okey bu arada. 10 üzerinden? Bayağı okey. 10 üzerinden 9 var. 9 var. 10 üzerinden 9 da var. Bir puanı nereden kırdın? Kısa olduğumdan mı? Yok. Seçeceğim kişiye 10 veririm diye. Aydan katıldığın için teşekkür ediyoruz. Siz Aydan'ın kombinine 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bir dön bakalım. Seni de bir görelim. Evet. Aşağı yorum kısmına belirtmeyi unutmuyorsunuz. Evet Aydan'cığım teşekkür ediyoruz ben katıldığın teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Burak çok zormuş bu ya. Değil mi? Çok zormuş bu. Zor abi. Ama her zorluğun arkasından ne gelir biliyor musun? Bir başarı mı? Bir güzellik, bir başarı. Ve senin sona bıraktığın arkadaşımız umarım senin hayatındaki güzelliğin olur. Kulağına bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin. Abi biz bu erkekler var ya. Sude. Sude. Tamam özür dilerim. Sude güzel isim. O zaman o büyük an geldi. Benden uzun çıkabilir mi? Senden uzun çıkabilir bence. Bence de öyle bir şey. Ya benden uzun olduğuna eminim. Ama senden uzun mu bilmiyorum göreceğiz onu. Şöyle durayım mı bırak. O zaman perde kalksın ve kavuşma anı gelsin. Evet, 4 numara geldi. Nasılsınız? Hoş geldin. Teşekkür ederim sen. İyiyim ben de. Ne düşünüyorsun Suudi hakkında? Pişman mısın? Pişman değilim, ortayım. Öyle normalim. Orta mı, normal mi? Bir yan yana alalım sizi şöyle bir. Topukluyu çıkarabilir miyim? Topukluyu çıkart bakalım. Tamam. Hah şöyle. Ben daha uzunmuşum. Hah şöyle, şimdi ben oldu. Bir şey diyeceğim. Yakıştınız ha. Harika arkadaşlar. Burak Aktürk Sunar yazsın bir de şurada. Evet arkadaşlar çiftimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorum kısmında belirtmeyi unutmuyorsunuz. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz çiftimize? Ayrıca Sude'nin kombinine 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Bence yakıştılar. Ben sizi daha fazla burada bekletmiyorum. Sen de ayakkabılarını giy, üşüme üstünde üşüme. Sizi buradan kahve içmeye camlı odaya... Yok camlı odada diye bir şey yok arkadaşlar. Ben de bir anda korktum. Yok öyle. Yok öyle bir şey yok. Sizi daha fazla böyle baş başa bırakmak için birbirinizi tanıyın. Şey yapın bakalım anlaşıyor musunuz anlaşmıyorsunuz diye gönderiyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz de bizimle beraber burada programlarımızda yer almak istiyorsanız tam olarak programda çıkan www.akturkburak.com web sitesinden başvurunuzu tamamlayıp gelebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma henüz abone değilseniz ve videoyu henüz daha beğenmediyseniz aşağıda bulunan butonlardan yapabileceğiniz şeyleri biliyorsunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bravo.